Arar arar hadi merak etme. Neyi? Kim arar? Aman onu aman. Ararsa arar, aramazsa aramaz. Zaten kendisi söyledi. Ben geçerken dedi uğrayacağım. Bir şey söyleyeceğim sana dedi. O yüzden yoksa hiç aklımdan bile çıkmış benim yani. Anne yalnız bir şey söyleyeceğim. Sen bu kıyafetle mi gideceksin? Sen daha iyi bilirsin de bilemedim yani. Ne var canım kıyafetim? Bilemedim ben. Kötü mü kızım? Kötü mü çocuğum? Yani... Nesi kötü bunu? Şaka yapıyor şaka. Takılma sen ona ya güzel. Yani. Hani ararsa arar da. Ararsa arar ne? Ben her zaman dışarı şık çıkan bir hanımım. Tamam güzel, kendinize güzel. Git bak şeyinize bakın. Kitabınıza bakın. Hemen de açmayayım sanki onu bekliyormuş gibi olmasın. He. Zaten beklemiyorum da. O öyle sanmış. Tabii. Biz inandık. Aa Turgut. Nasıl? Burada konağın kapısına mı? Tamam. Geleyim. Oldu. Ne oldu? Anlamadım ki. Kapıya gel diyor. Konağın şeyine, kapısına gel diyor. Sürpriz falan mı yapacak acaba? Ay, anlamadım. Bilmiyorum ki. Şimdi 4-5 gündür yok ya ortalıkta yine. Belki hediye falan alacaktır. Yani almıştır. Vallahi hiç bilmiyorum artık ne aldığını. Bir bakayım çok daha canlı. Siz nereye ya? Sürpriz falan deyince biz... Gelmeyelim mi? Kızım cümbürce mi mı gideceğiz her yere cuk 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 üçümüz ya? Öyle şey mi olur? Ha birazcık da benim özel hayatım olsun ama ayıptır artık. Arkadaşız gibi dedik o kadar dik. Otur. İyi tamam. Otur. Miray nasıl kaydetmiş gördün mü? Yanına bir de kalp koymuş. Ergen mi bu kadın ya? Aa yiyeceğim ya. Hoş geldin. Hoş buldum. Ne haber? Niye gelmiyorsun içeri? Ya yok. Burada konuşalım istedim. Burayı hatırladın değil mi? Bizim için önemli bir anlamı, manası var diye düşünüyorum. Hatırlamıyorsun hani seninle ilk burada karşılaşmıştık. Kemal'le ben arabadaydık. Camı tıklattım. Beyefendi böyle yanaşılır mı? Sizin yüzünüzden çıkamıyorum. Alo duymuyor musunuz? Evet hatırladım. Bir de sana bir şey itiraf etmem gerekiyor aslında buraya gelmişken. Sana yardım ettiğim gün vardı ya hani hastaneye gitmiştin. Arabanın lastiği patlamıştı. Evet. O lastiği ben patlattım. Nasıl yani? Ya, kızım ne konuşuyorlar acaba ya? Bilmiyorum ya. Ya valla şeytan diyor ki git oradan gizli gizli dinle. Saçmalama gelir şimdi anlatır. Ben valla gidiyorum. Ya hayır. Ben de geleceğim. Yani aslında Aysel bizim seninle tanışmamız ve yakınlaşmamız biraz plan dahilindeydi. Yani plan tabii çirkin bir laf ama ya Kemal'in peşinde kötü adamlar vardı. Onlar konağı biliyorlardı ve benim bu konağa göz kulak olmam gerekiyordu. Evet anlatmıştım bunları. Evet aynen öyle. Ha. Tamam anladım. Yani diyorsun ki her şey bittiğine göre artık görüşmemize de gerek yok. Hayır öyle bir şey demek istemiyorum. Ne demek istiyorsun Turgut? Söyle. Aysel bak ben seni tanıdım, seni çok sevdim. Senin kızlarınla olan ilişkin, o aile sıcaklığın, birbirinize olan sevginiz, saygınız, ayakta duruş şekliniz, bir aile olmanız. Ben onu çok sevdim Aysel. Benim özlediğim şeyler bunlar ve gerçekten inanıyorum size. Ve ben eğer sen de istersen sizlerle beraber bundan sonraki hayatımı devam ettirmek istiyorum. Benimle evlenir misin? Turgut ne yapıyorsun? Oha yüzük bunu. Saçmalama ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Çek. Allah aşkına. Ne yapıyorsun? Gör. Evet dersen kalk. Çek. Ya. Evet. Dur. Ay rezil olduk. Vallahi rezil olduk. Bu yaşta başıma gelene baktım işte zorlamasa. Ya şuna bak.